Ülker'den önce bir Pamukspor vardı. Esas orada ben çok güzel zamanlar geçirdim. Küçük takım minik takım dönemlerinde özellikle. Ülker'e transfer olmam da bana çok büyük katkısı oldu oranın. Onu atlamadan yani onu atlamadan yapamadım. Daha sonra dediğiniz gibi Ülker kariyerim başladı. Benim için altyapılarda şampiyonluklar kazandığım, kişisel bireysel ödüller kazandığım çok güzel zamanlar oldu. Daha sonra kariyerim Alpella ile devam etti. Ülker kapandıktan sonra ben Ülker kapanmadan tam önce A takımda hani yaz kamplarına gitmek gibi bazen genç oyuncuların planları oluyor A takımın. Öyle bir plan içerisindeydim. Plana dahil olmak üzereydim. Fakat Ülker kapandı. Ülker kapandıktan sonra Alpella diye haklarını devretti ve genç oyunculara burada bir birinci ligde oynama şansı tanıdı Alpella. Ben orada bir sezon oynadım. İkinci sezon bir sakatlık yaşadım. Çok fazla süre alamadım. Daha sonra Trabzon'da oynadım. Oraya Fenerbahçe'den kiralık olarak gittim. Yani kontratım Fenerbahçe'deydi. Bir sene orada benim için farklı bir tecrübe oldu. Hem sakatlıktan çıkmıştım hem de Alaaddin Yakan önderliğinde ikinci lig ortamı yakaladım. İkinci ligi görme ortamı yakalandım. Daha sonra gerçekten benim için çok önemli bir kendi adıma, kendi kariyerim adına önemli bir karar vermem gerekiyordu. Bu kararı şöyle söyleyeyim, bugüne kadar verdiğim, yani Karşıyaka olsun, Efes olsun, Darüşşafaka Doğuş olsun, bugüne kadar verdiğim tüm kararlarda daha sonra gördüm ki her zaman çok doğru kararları vermişim ve hiçbir zaman da bu verdiğim kararlardan dolayı pişman olmadım. Bunları kararları alırken daha çok kendim artısını, eksisini düşünerek kararları veriyorum. Ama tabii ki bunun yanında aileme fikirlerini soruyorum. Onlar her zaman son kararın benim olduğunu ve bana faydalarını ya da zararlarını söylüyorlar. Aynı zamanda tabii ki menajerim de bu konuda doğru bir yönlendirmeyle benim için Karşıyaka'nın en doğru adres olacağını söyledi o zaman. Burada Hakan Demir ve Nihat Malan'ın da beni sürekli araması ve benim Karşıyaka'ya gelmem için çok büyük bir sıçrama yakalayabileceğimi söylemeleri, ikna etmeleri gerçekten benim orayı seçmemdeki en büyük etkendi. Ve tabii ki yani orada oynarken de ayrıldıktan sonra da şimdi de gerçekten dediğim gibi ne kadar doğru bir seçim yapmış olduğumu her zaman her yerde söylüyorum. Şöyle, tabii ki her sporcunun rol model aldığı kişiler vardır. Ben Ömer Onan'ı çok severek, beğenerek izliyordum. Aynı milli takımda da oynama şansı yakaladım kendisiyle. Gerçekten basketboluyla, kişiliğiyle çok örnek alınması bir insandı. Benim de mücadeleci yapıma, sahada hırsıma, agresifliğime örnek bir sporcuydu. O yüzden onu örnek aldığımı söyleyebilirim. Ama tabii ki kişilikleriyle ve karakterleriyle Ender Aslan gibi, Kerem Gönlüm gibi Efes'te, yani Kerem abiyle, milli takımda Ender abiyle, şimdi aynı takımda Ender abiyle, aynı takımda oynamış olmam da yani bunlardan birçok şey öğrendim mi söyleyebilirim. Bana çok yardımcı oldular. Bireysel gelişimin için nasıl bir planlaman var sezon içerisinde ve yaz döneminde? Sezon içerisinde yoğunluktan çok fazla ekstra çalışmalara zaman ayırmaya fırsat olmuyor açıkçası. Çünkü antrenmanlar zaten yaptığınız zaman yoğun geçiyor. Takım olarak belirli bir sistemin üzerinden antrenman yapıyoruz. Rakiplerimize göre antrenman yapıyoruz. Ekstra antrenmanlara daha çok sezon içerisinde basketbola dayalı, yani benim oyunuma dayalı işte şut antrenmanları yapıyorum. Zaman zaman fiziksel bir takım antrenmanlar yapıyorum. Yaz dönemi de milli takım öncesi bir iki hafta, iki buçuk hafta kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Yani tatil anlamında değil ama çalışma anlamında. Tatilim 10 gün, 12 günü çok fazla geçmemeye çalışıyorum. Çünkü milli takıma da daha hazır bir şekilde gitmek istediğimden dolayı orada bir 2,5-2 haftalık bir süreç ayarlıyorum kendime eğer vakit olursa. Orada da ekstra antrenmanlar yapmaya çalışıyorum. Hem fundamental dayalı, hem basketbola, hem de dediğim gibi yazın fiziksel olarak daha kendinize daha önem verme şansı buluyorsunuz. Çünkü şimdi fiziksel olarak halter antrenmanlarına çok fazla ağırlık
gösterirseniz bu sefer vücudunuz zaten yıpranıyor. Belki bir tık daha, iki tık daha yıpratırsınız. Hani o yüzden şu anda daha kontrollü, hani daha bize anlık ya da önümüzdeki maçlar için fayda sağlayabilecek hareketleri tercih ediyoruz. Yanılmıyorsam 2006 yılıydı ve Michael Jordan'la tanışma fırsatı yakaladın. O dönemde birazcık bize anlatır mısın? Nasıl bir konuşma geçti aranızda? Nasıl bir tanışmaydı? Ya ben bir yarışma vardı. Nike'ın düzenlediği, Türkiye'nin Michael Jordan diye. Ben gideceğimi bilmiyordum. Onun böyle bir haberini görmüştüm. Daha sonra beni aradıkları zaman işte seni uygun gördüler kulüpten, kulüp tarafından. Sen geleceksin dediler. Ben gerçekten hani çok istekliydim gitmeye ama benimle belki bu bir şakadır, hani belki bir şaka yapıyorlardır diye bana düşündüm ilk başta. Çünkü inanamadım, hani gerçekten çok hayal ettiğim ve oraya gitmek istediğim bir yarışmaydı. Daha sonra gerçekten kısmet oldu. Gittim, birinci oldum. Önce İtalya'ya gittim. İtalya'da Michael Jordan'la tanışma şansı buldum. Aynı odaya girdim. Yani benim için hiç unutmuyorum. Sahaya girdiği zaman ben kameraya çekiyordum. O zaman tabii böyle iPhone falan kullanma şeyimiz yoktu, yani imkanımız yoktu. Bir fotoğraf makinem vardı, onunla videoya çekiyordum. Yani sahaya girdiği anda o kadar bir uğultu oldu ki seyirciler tarafından. Benim çekerken ellerim titremeye başladı heyecandan. Hani o kadar, çünkü herkesin sonuçta gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu, belki de daha iyisi gelmeyecek, herkesin tanışmak isteyebileceği bir insan. Bana nasip olmuştu, bana kısmet olmuştu. Daha sonra kendi elinden ödül aldık. Sonra bir odada diğer ülkelerden gelen oyuncularla beraber bir takım sohbetler yaptık. İşte bize çalışmanın önemini, ne kadar çok önemli olduğunu gibi kesitler anlattı. Hepimizin bildiği ama onun çok fazla uyguladığı. Ben de ona bir soru sordum. Mehmet Okur'u çok beğendiğini söyledi bana o zaman. Ve böylece Michael Jordan'la tanışma faslım orada bitmişti. Yani belki 10-15 dakika sürdü ama gerçekten benim hayatım boyunca unutamayacağım ve her zaman her yerde gurur anlatacağım bir olay oldu. Daha sonra New York'a gittim, Amerika'ya. Orada da bir New York Knicks'in bir junior takımı vardı. Biz de Avrupa'nın All-Star'ı olarak onlarla bir Madison Square Garden'da bir gösteri maçı yaptık. Daha sonra NCAA All-Star'ını izledik. Daha sonra da Türkiye'ye dönüş yaptım. Basketbolda olmazsa olmazlarım. Takım arkadaşlarım. Olmazsa olmazlarımdan herhalde. Güvenim, çalışmam, hırsım, azmim. Yani aslında tek tek saymaktansa yani 3-5 şey söylemek yerine birçok şey söyleyebilirim ama şimdilik aklıma gelenler bunlar diyebilirim. En önemlisi ama takım arkadaşlarım ve hırsım, azmim ve yani benim kendimde gördüğüm, hiçbir zaman vazgeçmemeye çalışıyorum. Benim için en önemli şey bu sanırım. Zaman zaman düşsem de oyundan, zaman zaman canım sıkılsa da ne olursa olsun ertesi gün veya bir gün sonra mutlaka bir şekilde tekrar ayağa kalkıyorum ve tekrar yeni bir adım atmaya çalışıyorum. O yüzden de bir şekilde insan istediği yerlere gelebiliyor diye düşünüyorum. Yeni jenerasyonda sizler gibi elit ve başarılı olmak isteyen gençler var, sporcular var. Onlara verebileceğin tavsiyeler nelerdir? Yani bir kere her şeyden önce çok çalışmak gerekiyor. Gerçekten ben karşı rakıda oynarken hala çalışıyorum ama karşı rakıda oynarken tam gelişme çağımdı benim. Yani insanın gelişmek için veya öğrenmeye yaşı yok. Yani yanlış anlaşılmasın bu cümlemden ama o zaman çok özel antrenman yapma fırsatım oluyordu. Haftada bir maç hani oynama şansım oluyordu. Şimdiki kadar yoğunluk yoktu. Çok çalışmak her şeyin başında geliyor. Ama doğru isimlerden doğru yardımlar almak profesyonel anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman elimden geldiğince yardım almaya çalıştım. Yani bunu ben daha önce de söyledim. Zaman zaman psikoloğa da gittim. Zaman zaman moralimi yani maç sırasında bazen çabuk düşebiliyordum 19-20 yaşlarımda. Bunları geliştirmek için neler yapabileceğimi gördüm. Hani hiçbir zaman vazgeçmedim dediğim gibi ve bir şekilde kendimi geliştirdim. Yani geliştirdiğimi düşünüyorum. Onlar da kendilerini
benim her zaman bir hedefim vardı. Karşıyaka'da çok iyi bir sezon getirip daha sonra İstanbul'a gelmek istiyordum. EuroLeague takımında oynamak istiyordum. Ben bu hedefi koydum, başardım. Kendilerine her zaman 3 senelik, 5 senelik yani veya 10 senelik bir hedef koymaları ve bu hedef doğrultusunda hiç yılmadan çalışmalarını tavsiye edebilirim. Bunun yanında doğru isimlerden, gerekirse profesyonel isimlerden yardım almaları gerekir. Ben şu anda kariyer anlamında, kariyer yönetimi anlamında profesyonel bir ekiple çalışıyorum mesela. Ve bunun bana geçen seneden beri böyle bir işle beraberim profesyonel anlamda. Bunun bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Zaten yakında da yani bu çok böyle kısa sürede olan bir şey değil. Uzun süreçte de umuyorum ki önce ben daha sonra da herkes bunun farkını görecektir. Şimdi EuroLeague'in değişen formatında döndü yani maçlardan döndüğünüz zaman bu lige de yansıyor ister istemez. Çünkü artık dediğiniz gibi her takım birbirini yenecek seviyede. Biz yani zaman zaman yabancıların dinlenmesi gerekiyor. Zaman zaman bizim mesela çok kaliteli bir Türk kadromuz var. Bu bizim takım için çok büyük bir avantaj. Ligimiz zor bir lig. Yani deplasmanda olsun, kendi evinizde oynadığınız maçlar olsun hiçbir şekilde kolay maç olduğunu düşünmüyorum ben. Her geçen gün de daha iyiye gidiyor. Bazen çok zor. Mesela Rusya'dan geliyorsunuz. Ertesi gün tekrar başka bir Türkiye içerisinde bir deplasmana gidiyorsunuz. Yani günümüzde Uşak deplasmanı olsun, Gaziantep deplasmanı olsunlar. Zor deplasmanlar. İzmir, Karşıyaka deplasmanı olsun. Zor deplasmanlar ve orada herkes yani Darüşşafaka Doğuşu veya Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenmek istiyor sonuçta. Onlar da iyi olduklarını, kendi sahasında maç kaybetmek istemediklerini göstermek istiyorlar. O yüzden ekstra bir motive oluyorlar. Bunun da tabii ki zorlukları oluyor. Gerçekten ben bunu EuroLeague takımına geldiğim zaman, EuroLeague deplasmanından Türkiye Ligi'ndeki deplasmana geldiğiniz zaman konsantre olmanın zor olduğunu ama olmamız gerektiğini ve olmak zorunda olduğumuzu daha iyi anlıyorum ve daha iyi farkındayım. Futbol açısından bakacak olursak statlar boşken biz bir arenaya geldiğimizde dolu dolu maçları izleyebiliyoruz. Hı hı. Bu durumu nasıl değerlendiririz? Şöyle, bizim ülkemizde aslında basketbola karşı biz gerçekten bir sevgi olduğunu ve insanların salon sporunu sevdiğini düşünüyorum ben. Ama bizim insanımız her zaman başarıyı odaklanmıştır ve başarılı takımların daha fazla seyirciye ve daha fazla desteklendiğini hepimiz biliyoruz. Bir kulüp mesela biz de bu sezon ilk başlarda belki çok fazla seyircimiz yoktu ama gerçekten iyi bir takım olduğumuzu ve büyük takımları içeride dışarıda yendiğimizi insanlara gösterdiğimiz için son oynadığımız maçlarda EuroLeague maçlarında özellikle bizi desteklemeye gerçekten daha fazla seyircimiz geliyor. Bunun yanında Fenerbahçe'nin 2 sene üst üste Final Four yapması, tabii ki Fenerbahçe'nin kendine özgü, kendine ait bir taraftar var ama insanların basketboluna olan sevgisini de mutlaka arttırmıştır. Herkes şimdi EuroLeague'i, basketbolu daha fazla takip ediyordur. Yani bugün bir yere gittiğiniz zaman insanlar size Darüşşafaka'da oynadığınız için değil, Türk basketbolcu olduğunuz için ve Avrupa'da EuroLeague'de oynadığınız için bir Türk takımına başarılar diliyorlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Yani bana bunu söylediklerinde ben çok keyif alıyorum. O yüzden dediğim gibi seyirci, ben inanıyorum ki özellikle bu yaz oynayacağımız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra basketbola olan ilginin ve sevginin daha fazla artacağını düşünüyorum.